Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarq Türkistan ve dünya gün tertifindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kınamsızlı kıtanlar ekranımız olsun. Xitay Taşqi İşlər Ministrinin kesili dikkat kozgıdı. Xitay Taşqi İşlər Ministri Çinganın Hindonuziyada ötküzüldüğün Şarq Janubi Asiya Elleri İhtipaqı yığınığı qatnışalmaydıqallıqının ilan kılınışı dikkat kozgıdı. Anadolu Agentliğinin haberinde bildirilişçe, Hindonuziyanın paytaxtı Jakarta'da ötküzülmekçi bolğan Şarq Janubi Asiya Elleri İhtipaqı yığınığa Xitay Kompartiyası Merkezi Taşqi Münasibetler Komiteti işxanasının müdiri, sabıq Taşqi İşlər Ministri Wang Yi'nin Xitayğa vekillik qılıdığanlığı ilan qılınğan bolup, Çinganın axırkı qetim körülgendən keyin tuyuqsız izdirikinin bolmaslığı diqqət qozğığan. Wang Yi'nin 13. iyul Şarqı Janubi Asiya Elleri İhtipaqı Taşqi İşlər Ministerleri bilen körüşkendiğin kin 14. iyul mezkur başlıklar yığını ve rayonluk münberge katnışı dağınlıqı bildirilgen. Növetteki Xitay Taşqi İşlər Ministeri Çinganın 25. iyul Beijing'da Sri Lanka, Rusya ve Vietnam emeldarları bilen körüşkendiğin kin orullaştırılgan akbarat ilan kılış yığını dinkin kayıt körünmesindeki onun nedi ikkallaki hakkıda xılmıxıl sual peyda kılgan. Çingang Amerika Maliye Ministeri Janet Yellen'ın 6. iyuldan 9. iyulgacı devamlaşkan Xitay ziyareti jarayanında közgü görünmeyle kalmasın. 10. iyul Xi Jinping bilen Solomon Taqım Aralı Baş Ministeri Manasseh Sogavari'nin uçuruşçığı muqatnaşmağan. Şundaqlı Avrupa İttifaqı Taşqi Münasibetler ve Bihaterlik Siyaseti Yukarı Vekili Joseph Borrell'nın 10. iyul planlanğan Beijing ziyareti mu Xitay tarafından tuyuqsız emelden kaldırılgan idi. Xitay Taşqi İşlər Ministerliği Çinganın tilğa ilinğan sağlamlıq məsələsinin Xitay virus səbəblik yoki emasligi haqqında baha berişini rad qılğan bolup, bu toğurluq Xitay dairələri tərəfindən mə heç qandaq rəsmi bayanat elan qılınmağan. Türkiyə və Xitayın savdo sahəsidəkilər İstanbulda uçraşdı. Türkiye Taşqi İqtisad Münasibetleri Kengişi, Türk Sanayetçiler ve Sudigerler Cemiyeti ve Xitay Xalqara Sudunu Qollaş Kengişi Qatarlıqlarının hemkarlaşışıda ötküzülgen Türkiye-Xitay Sudu yığınıda iki tarafının Sudu dünyasının aldın Qatar'daki şirketleri rakamlık özgertiş ve kelgüsini lahile şuarı bilen İstanbul'a yığıldı. Türkiye taratqolarının bu axtiki xabirde bildirilişçe Türkiye Taşqi İqtisad Münasibetleri Kengişi Reisi Nail Olpak yığının eciliş nutkuda kılgan sözü de iki taraf münasibetini yaxşılaş ve rakamlaştırış qatarlıq iki muhim meselenin yığının asasi noktası bolğanlıqını bildirgen. Olpak yana özlerinin Xitay bilen bolğan münasibetki ähmiyet berdiğanlıqını ve Xitayının dünyadaki en muhim iqtisadi gövdelerinin biri ikkallıkını bildirip, bir belvaq bir yol teşebbüsünün planlıqçısı ve asaslıq rolçısı bolğan Xitay bilen bolğan münasibet nihayeti muhim. Ama ben şunu mu tekitli mahşimen ki tampon soğudu münasibeti nihayeti muhim. Çünkü biz onunla Türkiye noktasından karaydıgan bolsaq ve biz Xitay bilen öz ara soğudu münasibeti deginimizde tamponsızlıqını körümüz. Efsus ki bu noktada Türkiye ziyan tartıbatkan bir reallıq var. Bu noktada elbette pekatli tedbir belgeli güçlerimiz ya ki siyasi yollarımızdan hareketini saklaşlı küpayı kılmaydı. Minancı soğudu dünyası bolu süptümüz bilen bizden mi nurgun mesuliyetimiz var. Elbette kısqa müddet içinde halkalı şarisi tepiş asan emez. Lekin biz devamlıq tamponlaştırışqa yeni yollarını eçişqi tırışışımız gerek diyen. Xitay Xalqara Sodunu Qollash Kengashining muavin reisi Jang Shaogang bolsa ishlab chiqarish iqtidori Turkiyaning jug'rafiyalik o'rni, raqamlik o'zgarish qatorliklari bilan birlikda aqliy iqtidorlik va yashil mahsulotlarni markaz qilgan holda ishlayadiganligini bildirgan. Shaogang aqliy iqtidorlik shahar qayta hosil bo'ladigan texnika, raqamlik mulozimat, sun'iy idrok va 5G qatorliq sohalarda ikki taraf o'rtasida zo'r fursatlarning borligini ta'kidlab Türkiye'deki sodigerlerinin Xitay'da tanpayda iliş prinsipi asasıda kelgüsü bir mezgil içide yeni bösüş ve meblağ silişini asas kılıp uzun musabını besip ütüdüğanlıqını dava kılgan. O söz diyene Türkiye şirketlerinin Xitay'nın xalqara temillet zanciri körgazımsigi katnışçını kütüdüğanlıqını bildirip, biz iqtisadi ve sodu münasibetimizni keyinki basqıçqa yetkizishni maqsad qilib, Türkiye sodu dünyası bilen texim o'kib aloqa o'rnatib, ortaq kelgusi uchun birlikte tirishishni xohlaymiz. Dünya miqyosida mablag' silish to'xtab qolgan bo'lsa-mu, Türkiye bilen Xitay o'rtasidagi mablag' kun sayin eshiyotdi. Bu harakatlandirgich kuch intihoyan qimmatlik. Bir balvaq bir yo'l tashabbusi 10 yilga qadam qo'yganda Türkiye bilen iqtisodni taraqqiy qildirishga tayyormiz degan.
Yığında yana Türkiye Soğudu Dünyası'nın Xtay'da məbləğsili şəhətdiki közük görünərlik saha və pürsətlər müzakirə qılınğan nəsir, Türkiye Taşqı İqtisad Münasibətləri Kiyanışı, Türk Sənayətkilər və Soğudigərlər Cəmiyyəti və Xtay Xalqara Soğudunu Qollaş Kiyanışı otursa da, Beijing'de ötküzüldüğün birinci növətlik Xalqara Təmilli Sənciri Yarımənkisini Qollaş və Həmkarlıqını Küçəyitiş Əsletməsi imzalanğan. Kanada Xtay'dan import qılınğan mallarını təkşürüşünü yolu qoydu. Kanada Xitoydan import qilingan mallarda kishilik huquqni daxli ta'rif qilish ahvoli bor yo'qligini tekshirishni planlamoqda. Kanada Yer shari pochtasi gazetasining 11-iyuldagi xabarida bildirilishicha, Kanadaning savdo axloqini nazorat qilish organi Kanada shirkatlarining Xitoydan import qilingan tovarlarning kishilik huquq dafsandichilik vositasi bilan yasalgan yoki yasalmaganligini tekshirishni boshlaydi ekan. Kanada Soğudu İşlerinin Mesul Vakaletçisi Sherry Meyerhofer, Xtay'daki kişilik hukuk depsendikliki tuğursudaki ayıplaşlarını dastlabki kademde bahalıgan asasda, Kanada'daki işki şirketinin Xtay'daki temelli sendiri ve ticaretdeki karata tekşürüş kılıdıganlıqını ilan kılıdıken. Bu kademlik tekşürüş köp yıllardan buyan mezgür şirketlerine sunulgan tekşürüş talepleri sebeplik işğa aşırılgan. Sherry Meyerhofer işxanasının eğitişçe kelgüsü bir neçe hafta işçi diyene ilgiri iniklanmağın 11 türlük dokulatını ilan kılışını planlıgan. Kuveyt Şivitçigi tercüme kılınan 100 min nusku Kur'an'ı Şivisiyada tarqıtışını karar kıldı. Kuveyt Şivisiyada Şivitçigi tercüme kılınan Kur'an-ı Kerim'den 100 min nusku tarqıtıp, tegi Iraklık Salvan Momika'nın Stokholm Mescidinin aldıda sakçılarının koğuduşu bilen Kur'an köydürüş hareketine narazılık bildirişini karar kıldı. Kuveyt Haber Agentliğinin haberinde bildirilmişçe, Kuveyt Başministeri Şeyh Ahmet Nawaf Al-Ahmet Es-Sabah'ın yol yorukluğa asasen 100 bin nusku Kur'an-ı Kerim Şivit dilde neşir kılınıp, Kuveyt Taşkı İşler Ministerliğinin riyasetçiliği de Şivit siyade tarık edildiken ve bu arkalık Şivit siyadiklerine İslam'ın sövgü ve hoşbi illik dini işgeldeki İslam dininin kıymet ölçemleri ve prensipleri tunuşturulgandan başka, İslam'ın pütkül insaniyetinin birlikte yaşlığı kapaletli kılıçını nişan kılıdığan bir din işgeldeki namayan kılındıken. 28 iyun Şivisiyanın paytaxtı Stokholm'da tegi Iraklık Salvan Momika Stokholm Mescidinin aldıda sakçılarının koğuduşu astıda Kur'an-ı Kerim köydürüp, Xalqara cemiyetinin ve İslam dünyasının qattıq narazılığını qozğan idi. Teşkilatlar Birliği Pakistan ölümalarının Şarkı Türkistan ziyaretine narazılık bildirdi. Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Xitayning təklifi bilen Şarkı Türkistan'ı ziyaret kılmakçı bolgan Pakistan ölümalarına narazılık bildirip, onların Xitayning aldam xaltısığı düşmestikçe çakırıp bayanat ilan kıldı. Teşkilatlar Birliği'nin narazılık bayanatıda Xitayning Şarkı Türkistan'ı 1949 yılı işgal kılganlıqı, işgal kılgan deyinkin atılmış Şinjan dep atıp alganlıqını 74 yıldan beri Şarkı Türkistan Müslümanlarına vahşiyane terör siyaseti icra kılıp, İrqi qırğınçılıq yürgüzgenliki, Müslümanlarını İslam aqidesinden vazgeçişki mecburluğanlıqını, milyonluğun Uyghurlarını ceza lagırıqı solap qırğın kılganlıqını, yakınki 6 yıl içinde 16 min mescidini çekip etkenlikini ya ki veyran kılganlıqını ölümalarının sämigi saldı. Bayanatının ahırıda Xitayning teklifi bilen Şarkı Türkistan'da ziyareti bolmaqçı bolgan hayat yetekçisi Muhammed İsrar Madani ve hayat azalırıqı xitap kılınıp, bu ziyaret devamında Pakistan ölüma vekilleri ömeki dini alımda buluşku tegişlik süpetki layık Allah'tın korkuşu, özünün İslami mesuliyetini astaydıl ada kılışkı dikkat kılışı gerek. Ziyaret devamında Xitay rejimi aldın tayarlıgan sahte uğurlarını emez, belki pilallı kaldı müstakil tekşürüş ve közüşke, Xitayning aldam xaltısığı düşüp gitmesliki çakırımız deyildi. Teşkilatlar Birliği mezkur bayanatını yenen Pakistan'ın hakimiyet beşidiki başminister yardımcısı, prezident vekili ve bir neçe parlament azalırıgı yetküzgendin başka, Pakistan'daki öktüçü partiyalarının alakadar rehberlerigi yetküzgen. Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin reisi Hidayetullah Oğuzhan'ın eğitişçe, iki gündün beri ictimai uçur vasıtlarda Pakistanlıq ölümalardan teşkillengen bir hayat, Muhammed İsrar Madani isimlik ölümanın yetekçiliki de Xitayning teklifi bilen Şarkı Türkistan'ı ziyaret kılmakçı bolğanlıqı haqqıda uçur tarqalgan. Bu uçurdan haber tapkan Teşkilatlar Birliği derhal orducu narazılıq bayanatı ilan kılıp, Muhammed İsrar Madani'nin Twitter'daki resmi hesabının inkas kısmını yollagan. Arkadan Muhammed İsrar Madani narazılık bayanatını yaktırganlığını işbadeligen. Xitay Afganistan'ın Kaşgari rayonunda neft çıkırışını başladı. Afganistan'da Taliban bilen Xitay'nın şirketi hemkarlık ornatkan deyken, Saripul vilayetinin Kaşgari rayonu'a ceylaşkan neft koduktan tuncu qetim neft çıkırış başlandı.
Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilmişçe, Saripul vilayetiga qarashliq Qashqari rayonida neft qudug'idan bevosita ishlab chiqarish boshlash munosabati bilan o'tkazilgan marosimga Taliban vaqtliq hukumatining kan va neft ishlari ministerligi vakili Shahobiddin Dilavar bilan Xitoy shirkatining amaldorlari qatnashdi. Dilavar so'zida bu rayondagi yana 15 neft qudug'ining 2023 yilning oxirigacha remont qilinib, ishga kirishtirilganligini ta'kidladi. Dilavar chat ellik mablag' salg'uvchilarni Afg'onistonga taklif qilib, kelgusida bu viloyatdagi neft quduqlaridan 100 tonna neft chiqarilganligini aytdi. Yana bir tarafdan Taliban hukumatı Afg'onistonning shimolidagi Mazar-i Sharif bilan Shibirgan shaharlari o'rtasida 95 kilometrlik tabiiy gaz turbinasi qurilishining boshlanganligini e'lon qildi. Taliban vaqtliq hukumatı bilan Xitoy shirkati o'rtasida 5 yanvarda Afganistan'ın şimalidagi Amu daryosi atrofida neftkarlash ve qidirish kelishimi imzalangan edi. Kelishimga asosan Juzgan, Fariyab ve Saripul qatorliq viloyatlarda umumiy ko'lami 4500 kvadrat kilometr keladigan joyda neft izlash xizmati olib berilmoqda. Xitoy shirkatining dastlabki yili 150 million dollar, dastlabki 3 yilda bo'lsa jami 540 million dollar mablag' selishi umid qilinmoqda. To'xtam muddatining 25 yil ekanligi, ammo Xitoy shirkati 1 yil ichida majburiyatlarini ado qilmagan taqdirda to'xtamning avtomatik bekor qilinganligi bildirilgan edi. Talibanning bu lahiyadan dastlabda 20% ulushga erishadiganligi va buning vaqtning o'tishiga agishib 75% kichi chiqarilganligi hamda bu lahiya bilan 3000 afg'onistonlikning ishqa o'rinlashish fursatiga erishadiganligi uqtirilgan edi. Dmitriy Medvedev 3-chi dunyo urushi yaqinlashmoqda dedi. Rusiya bexatarlik kengashining muavin raisi Dmitriy Medvedev Shimoliy Atlantik aktiv tashkiloti boshliqlari yig'inda elingan Ukrainaga qurol yordamini ko'paytirish qaroriga norozilik bildirib, bu oyig'i yo'q ko'cha, 3-chi dunyo urushi yaqinlashmoqda dedi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilmişçe, Medvedev elan kılgan yazma bayanatıda Litvanya'nın paytaxtı Vilnius'ta ötküzülgen Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı rehberleri yığını üstüde toxtaldı. Medvedev, Ukrayna'nın Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'nı kubul kılınmasızlığı mümkünlükini ilgir sürüp, iştipaktiki realistlerinin yukarı avazda deyiştin korkuduğunu əsildi dəlmuşu. Bunun da başqa yana Ukrayna'nın kural yaraq başqurulduğun bomba, misket bombaları ve ayruplarlar bulup mümkün bolğan barlıq yardımlar her cəhətdən küçüydü, dedi. Medvedev, Gharib'nin alcığallıqını təkidləb, alcığan Gharib başqa heç nimini oylayalmaydı. Bu bir ayığı yox koca, 3-cü dünya uruşu yıqınlaşmaqda, dedi. Medvedev bu neticelerinin Rusya'ya bolgan mənisinin mu intayın enik ikerlikini təkidləb, alahide hərbi hərəkət oxşaş nişan bilen devamlaşıdı. Bunlardan birisi, biz baştan axır təkidləb gelgen Kiev Nazistler Grupisinin Şimali Atlantik Ekti Təşkilatı'a əza buluşunun rəd qılınışıdır. Ve bu mümkün emez. Şunlaşqa bu grupini yoxtışqı toğru kilidu. Mana bu mümkün ve zürür, dedi. Rusya Taşqı İşlər Ministerliği bayanatçısı Maria Zakharova mu ictimai alaqtoru de elan kılgan bayanatıda Şimali Atlantik Ekti Təşkilatı'nın Litvaniyadaki başlıqları yığında elan kılgan bayanatıda Bağnan Rusya bilen toqunuşunun koyuda emestikini bildirgenlikini əskertip, Şimali Atlantik Ekti Təşkilatı Rusya bilen toqunuşunun koyuda emez. Şimali Atlantik Ekti Təşkilatı pəqat toqunuşku qatnaşmaqda, dedi. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşürüz. Aman boğazlar, selamun aleyküm.